Omikron varyantı, karşınızda bir fotoğrafı var zaten. Şimdi bu omikron varyantının yaşattıklarına bakıyoruz. Her gün daha da katlanarak artıyor vaka sayıları biliyorsunuz. Çok hızlı yayılıyor sevgili izleyiciler. Ama bir yandan da bununla ilgili bazı önlemler alınacağı gibi izlenim var da ne kadar etkili önlemler olacak? İşte izolasyon süreci azaltıldı biliyorsunuz. 7 güne indirildi. Bir anda yani izolasyonda olanlar da bir anda bu izolenin kalktığını gördüler falan. Enteresan şeyler. Birazdan okuyalım ama son durumu bir hadi anlatalım hızlıca. Şöyle, Türkiye'de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. 68 bine çıkan bir vaka sayısından bahsediyoruz. Birkaç hafta içerisinde bunun pik yapması da bekleniyor. 100 bini görebileceği de söyleniyor. En yüksek test pozitiflik oranı %14.29. Salgının üreme hızı 1.21 olmuş durumda. 100 binde haftalık vaka sayısı 343'e yükseldi. Ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri bir hafta içinde %11 geriledi. Uzmanlar salgının üreme hızını hesaba katarsak günlük vaka tahminen 90 bin 100 bine kadar çıkabilir diyorlar. Bu civarda bir pik yaparız. Ankara'da, İstanbul'da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs aileden birisinde ortaya çıkışının 1. 3. gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor diye açıklamalarda yapıyorlar. Mesela Ankara'da yapılan toplantılarda noktasal bazı önlemlerin alınmasının gündeme geldiği belirtiliyor. Buna ilişkin sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebilir bazı önlemler denilmekte. Ne gibi? Kalabalık yerlerde yine %50 kapasite getirilebilir. Böyle bir sınırlama olabilir deniliyor. 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği bu süre içerisinde hafta sonunda özellikle. Bu da patlamayı beraberinde getiriyor vaka konusunda. Bu yüzden maçlara girişte 3. doz aşı şartı getirilebilir belki deniliyor. Kapalı mekanlarda da yine bunun uygulanabileceği dile getirilmekte efendim. Bir yandan da yüz yüze eğitim devam ediyor biliyorsunuz. Burada da karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığını biliyoruz. Uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayabileceği de düşünülüyor. Yani belki sömestr biraz daha uzayabilir mi acaba diye de soruluyor. Final sınavlarının sonrasında üniversitelerde de ara verilmesi de gündeme gelebilir denilmekte. Şimdi yine devam edelim efendim. Bu yeni varyant tabii dedik ya, yani o kadar hızlı yayılan bir şey ki yani günler içerisinde 2 katı 3 katı vaka sayılarından biz bahsediyoruz. Genel anlamda tüm dünyada da böyle sevgili izleyiciler. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bakın omikron böyle son varyant değil, olmayacak. Bu önemli çünkü birkaç gündür bir de bu özellikle konuşuluyordu. Mart'ta bitecek mi? İşte belki de son varyant böyle böyle azalacak falan gibi söylemler de vardı ama değerlendirmeler olabileceğine dair, ama Dünya Sağlık Örgütü başka bir şey diyor. Genel direktörü örgütün Tedros Ghebreyesus, maalesef omikron son varyant olmayacak. Bir kez daha herkesi aşılarını yaptırmaya davet ediyorum diyor. Omikron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen hafif olarak sınırlandırılamayacağını da dile getiriyor Ghebreyesus. Ve tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi omikron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omikron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor, dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor ifadesini kullanmakta. Omikron yüzünden hastanelerin aşılı kalabalık olduğunu söylemekte, personel yetersizliği ve yoğunluktan dolayı diğer hastalık ve yaralanmalarda önlenebilir ölümler gerçekleşiyor demekte. Şimdi halimizi bir danışalım. İşin uzmanına elbette ki, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul hocamız bizimle birlikte. Hocam merhabalar. Merhabalar Şidem Hanım. İyi yayınlar. Hocam karşınızda bir gecede risksiz olanlardan biri var. Şimdi önce bunu sormazsam olmaz. 9. günün akşamıydı. Artık ertesi gün 10. gün olacak. Hani 10. gün testi beklenir değil mi? Normalde böyle bir süreç var. 14 günlük de bir izolasyon süreci. Ama işte 7 güne indirildi diye bilim kurulu kararı çıktı. Daha doğrusu tavsiyesi, sonra da karar. Ertesi gün bir baktık, bir de o gün içinde bir problem yok. Yani o akşam her şey riskli görünüyor. Ama ertesi gün bir baktık, çoğu yani 6. 7. gününde olanlar da dahil olmak üzere bir anda kalkmış izolasyon. Risksiz, nasıl olabilir bu diye. Bunun üzerine test yaptırıp pozitif çıkanlar da oluyor aynı zamanda. Bize çok böyle mesajlar da geldi. Hocam bu bir gecede risksiz olmak ne kadar risksiz bir durum? Şimdi omikron aslında bildiğimiz birçok şeyi değiştirdi. Yani o ezberlerimizi falan değiştirdik. Onu bir kere bir köşeye koyalım. Çünkü şimdi burada birçok aşı varyasyonu, hastalığı geçirmek veya hastalığı geçirmemek gibi
faktörler devrede. Şimdi böyle bakarsak, şimdi ben sizi karşımda görüyorum. Klinik olarak büyük olasılıkla hafif semptomlarla veya asemptomatik olarak atlattınız hastalığı, eğer hasta olduysanız. Yani evet. PCR pozitifliğiniz olduysa. Hafifin şimdi biraz üstü diyelim hocam. İlk günler şimdi biraz zorladı. Böyle bir durumda Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi şöyle bir karar aldı. Dedi ki yani bu omikron varyantının klinik seyrini de bakarak ve daha önceki deneyimlerden de yararlanarak omikron klinik semptomlar başlamadan 1-2 gün önce yayılmaya başlıyor, kişi bulaştırmaya başlıyor ve bu bulaş özellikle aşısızlarda biraz uzun sürmekle beraber aşılılarda çok az sürüyor. 2-3 gün daha sürüyor ve ondan sonra ortadan kalkıyor. Büyük oranda bu şekilde. Ve bu nedenle Amerikan Hastalık Merkezi bu süreyi, izolasyon süresini 5 güne çekti zaten. Ve 5. günden sonra dedi, bir test yaparız, negatifse çıkabilir. Hatta test yapmaya bile gerek yok. Zaten bulaştırıcılık azaldığından dolayı çıkabilirler. Ama sıkı maske kuralına bağladı bunu da. Yani bu kişiler gittikleri yerlerde mutlaka ve mutlaka maske takacaklar. Örneğin şu anda sizin aslında maskeli olmanız gerekiyor. Yani sıkı maske kuralına bağladılar. Şimdi bu neden bir de böyle bir durum var? Şimdi kapitalist ekonomi işliyor biliyorsunuz, tabii, yürüyor. Ve işlemek zorunda. Şimdi milyonlarca insandan bahsediyoruz infekte olan. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bile sadece bir günde 1 milyonun üzerinde insan infekte oldu. Yani pozitiflik saptandı. Uçaklar iptal oldu. Benim duyduğum kadarıyla bir günde 10 bin civarında uçuş iptal edilmiş durumda. Şimdi bunun işleyebilmesi açısından da böyle bir karar alınması zorunluydu zaten. Yani zorunluluklar vardı. Hatta o nedenle bir takım eleştiriler de geldi. Yani siz daha önce 14 gün diyordunuz, şimdi yani birden 5 güne çektiniz veya 10 gün diyordunuz diye. Ama bu hem virüsün, bu omikronun aşılılar üzerindeki etkisinden hem de hakikaten sistemin sürekliliğinin sağlanması açısından zorunlu bir karardı. Ama ben mutlaka anımsatmak istiyorum. Bu hastalığı asemptomatik ya da hafif geçirenler için geçerli bir kuraldır. Ve bu kuralda aslına bakarsanız bence eklenmesi gereken en önemli şey bu kişilerin test yapılarak izolasyonlarının kaldırılmasıdır. Yani negatifliğin saptanarak izolasyonun kaldırılmasıdır. Eğer negatifliği saptamıyorsanız kişi hala bulaştırmaya devam edebilir. Bu olasılık düşük bile olsa illa çalışması gerekiyorsa, örneğin asemptomatik hiçbir şey yok, sağlıklı bir birey illa çalışması gerekiyorsa gerçekten çok sıkı maske kuralıyla çalışmasına kritik personelse izin verebilirsiniz. Ben 10. günde de yine mesela o negatifi görerek çalışmak için hocam karşınıza geldim, onu söyleyeyim. Evet. Hani maske takmıyorum ama tabii biraz bir normal... Yani yayın dışında takmaya özen gösteriyorum, onu da belirteyim. Çünkü gerçekten hem kendini hem de karşıdakini korumak, her ne kadar negatif almış olsa bile soru işareti oluyor insanda. Çünkü hele ki dediğim gibi yani okullarda mesela, yani evet risksiz çıkıyorsunuz bir anda ama bakın yaptırırsanız o son negatifi görmek isterseniz bir bakıyorsunuz belki de pozitif olabiliyor. Ya da yani 7. 8. günden sonra bile bir anda bütün belirtilerin geri gelmesi gibi durumlar da yaşayanlar var çevremde yine. İşte boğaz ağrısı tekrar etmesi, nüksetmesi ya da ateşin tekrar çıkması, yani biraz hafifliyor gibi görünürken. Bunlar da olabilir mi hocam? Hazır bulmuşken sorayım size. Belki bu durumda olan izleyicilerimiz de vardır çünkü. Şimdi şöyle... Bir kere viral bir enfeksiyonda, yani COVID-19'un kendisinde hastalığın eğer hafif veya asemptomatik geçmesi dışında hastalık eğer akciğer tutulumuyla seyrediyorsa bizim hastalığın kötüleşmesini beklediğimiz zaman dilimi genellikle 5. günden sonra, özellikle 7. günden sonra akciğer tutulumuyla seyrediyorsa. Çünkü o virüsün yayılma dönemi ve çoğalma dönemi aşağı yukarı bitmiş oluyor. Ve ardından vücudun ona vermiş olduğu şiddetli tepki ortaya çıkıyor ve işte biz asıl riskli olan hastaların onlar olduğunu söylüyoruz. Burada akciğer tutulumları birdenbire artmaya başlıyor. O bağışıklık yanıtım çok
şiddetli olmasından kaynaklı ve kontrolsüz diyelim ona, hani şiddetli demeyelim de kontrolsüz bir güç olmasından dolayı hastaların akciğerleri birdenbire kötüleşiyor, solunum fonksiyonları kötüleşiyor, oksijen konsantrasyonları kötüleşmeye başlıyor. Ve bu genellikle 5. 7. günden sonra olan bir olay. Ama bunu üst solunum yolu infeksiyonun tekrarlaması şeklinde ben en azından hiç görmedim, onu söyleyebilirim. Anladım. Şimdi bundan ben sizi yakalamışken kendimle ilgili sormaya çalışacakmışım, kusura bakmayın. Tabii ama ki, lütfen. Şimdi bundan sonrasında mesela böyle yaşayanlar, bakın sesim ortada. Ama işimi de yapmak durumundayım. Daha öncesinde böyle hani günde 8 tane içilen ilaçlardan verilirdi. Artık onlar verilmiyor hocam. Hele ki aşılılar için zaten herhangi bir şey yok. Ama zaman zaman yani istiyor musunuz ilaç gibi böyle bir taleple arayanlar da oldu diğer arkadaşlarımızı mesela. Şimdi bundan sonrasında peki yani o vitamin almalara mı dikkat etmek lazım mutlaka? Doktorlarla fikir teatisinde olarak mı, onlara durumumuzu bildirerek mi bu süreci yaşamalıyız? Ne yapmalı şu anda mesela evinde? Ve şu da bir gerçek hocam, Sağlık Bakanlığı'ndan aramıyorsunuz da. Yani artık aramıyorlar da kimilerini. Artık sistemde aşılı olarak gördükleri için midir bilmiyorum. Ben mesela aile hekimime ulaştım. Onun üzerinden ilçe sağlığa ulaşabildim. Ulaşmak imkansız, yok çünkü yani telefon duvar. Dolayısıyla ne yapsak acaba böyle durumda olanlar için, ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, COVID-19 geçirenler üzerine çalışmalar devam ediyor. Yani o post COVID, yani COVID sonrası neler oluyor diye çalışmalar devam ediyor. Bu kişilerin özellikle birinci ayda mutlaka bir kontrollerinin yapılması isteniyor. Çünkü bu kişiler, şimdi COVID-19 evet en sık akciğerlerimizi etkiliyor, akciğer tutulumları çok fazla falan ama asıl sorunlardan bir tanesi de vasküler sistem dediğimiz damar sisteminde yarattığı harabiyetler. Buna bağlı olarak biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bayağı oldu gerçi, bir meslektaşımızı da yitirdik aslında. COVID-19 geçirdikten ve neredeyse her şey normale döndükten sonra kalp krizi. İşte yani kalp krizi riskleri artabiliyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerinde bireylerde. Nörolojik fonksiyonlarda bir takım bozukluklar meydana gelebiliyor. Çünkü orayı da tutuyor, beyni de tutabiliyor. Yani santral sinir sistemi dediğimiz oraya da gidebiliyor. Bazılarında pankreas tutmasından kaynaklı, örneğin bu gizli şeker dediğimiz o şeker hastalığının aşikar şeker hastalığı haline dönmesi olabiliyor. Bunlar hep çalışmalarla gösterilen şeyler. O nedenle de bu hastaların birinci ayda bir şöyle tepeden tırnağa bir kontrollerinin yapılması uygun. Sonra bir üçüncü ayda tekrar bir kontrol ve altıncı ayda da tekrar kontrol. Zaten ondan sonra da her insanın yapması gerekli olan, her bireyin yapması gerekli olan senelik kontrollerle devam etmek gerekiyor. Ama mutlaka dediğim gibi birinci ayda hem akciğerleri, hem kardiyak, yani kalp sistemini, damar sistemini, nörolojik fonksiyonları ve diğer sistem muayenelerinin yapılmasında fayda var. Peki. Bu önemli. Yani geçti, hiçbir şeyim yok, aman turp gibiyim, hayatıma devam edeyim dememek gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Bu sözleriniz önemli aynı zamanda. Aynı durumda olanlar varsa da iletmiş olalım. Bir de şöyle bazı sorular da geliyor hocam. Yani pozitif çıktınız, tamam, izole durumdasınız, tamam, ondan da çıktınız, hayatınıza devam ediyorsunuz ama yeniden bir pozitif çıkma ihtimaliniz olursa, yeniden yakalanırsanız buna, o zaman artık karantina ya da izolasyona girmeyeceğine dair yani işte o hatlardan, bilgilendirme hatlarından böyle bilgiler verildiğini söylüyor yine bunu geçiren izleyicilerimiz mesela. Böyle bir şeyin doğruluğu olabilir mi? Yani her halükarda bir pozitif haliniz söz konusuysa izolasyon mutlaka ki gerekecektir. Kaç kere yakalandığınızın bir farkı var mıdır hocam bununla ilgili mesela? Şimdi şöyle Çiğdem Hanım, önce şunu bir iyice belirleyelim. Ben çünkü o terminolojik konusunda hani takıntılı insanlardan bir tanesiyim. Karantina, izolasyon değil mi? Tamam. Evet, evet. Bakın işin ne kadar gelişi güzel olabileceğinin de göstergesi. Bakan sonradan onu düzeltmek zorunda kesinlikle kaldı. Kesinlikle. Yani şimdi karantina dediğimiz şey, hasta olmadan hastalık şüphesi taşırken kişinin toplumdan, ailesinden, diğer bireylerden uzaklaştırılmasıdır. Evet. Yani kişi hasta değil burada. Yani en azından şunu söyleyebiliriz. Belki bir test yapılacak ve testin sonucu çıkana kadar onun uzaklaştırılması söz konusu. İzolasyon dediğimiz kavramda ise kişi hastadır. Yani testi yapılmıştır, tanısı konulmuştur ve bu hastalığı bulaştırmasın diye toplumdan izole edilmiştir, diğer bireylerden ayrılmıştır. Şimdi bunu bir bu şekilde netleştirelim. Evet.
Sonra da diyelim ki şimdi karantinayı bir köşeye koyduktan sonra, çünkü tanınız konduktan sonra ona göre davranacaksınız. Yani testiniz yapılacak, bekliyorsunuz, karantinadasınız, hastalığı yayma riskiniz olabilir, bazı semptomlar taşıyorsunuz. Testiniz yapıldı, negatif çıktınız, sorun yok. Ondan sonraki sistem diğer hastalık tanıları açısından incelenmeye devam edebilir. Ama COVID-19 PCR'ınız pozitif çıktı. Şimdi burada klinik tablonuza bakacağız. İşte o ilaçlar dediğiniz şeylerin hepsi zaten bir köşeye gitti. Artık onlar, vitaminler, şunlar bunlar, hiçbirinin fayda sağlamadığı ortada bilimsel olarak da. Semptomlarınıza ve aşı olma durumunuza göre davranılacak. Şimdi eğer daha önce 3 ay içerisinde hastalığı geçirdiniz, 3 ay içerisinde hastalığı geçirdiniz ve asemptomatiksiniz, böyle bir durumda aslına bakarsanız pozitif 5 gün izolasyon yeterlidir. 5 gün. 5 günün sonunda size test yapılmalıdır. Test yapılmalıdır. Negatifseniz toplumla kaynaşabilirsiniz. Eğer 3 tane aşınız varsa ve asemptomatikseniz, hastalık kontrol merkezi şunu söylüyor aslına bakarsanız. Bu kişiler iş gücü kaybı olmaması açısından sıkı maske koşullarıyla çalışmaya devam edebilirler diyor. Evet, aslına bakarsanız evet, iş gücü kaybı olmaması açısından. Ama hani benim değerlendirmem yine de bu kişilerin de ve en azından o 5 günlük izolasyonu yapmaları ve 5. günde bir test yapılıp negatifliğinin görülüp ondan sonra toplumla kaynaşmasına izin verilmesi yönünde. Peki, son olarak da hocam hemen şunu sorayım. Artık omikronla ilgili az evvel de haberini verdik. Yani Dünya Sağlık Örgütü de diyor böyle son varyant falan olarak düşünmeyin. Daha kötüye de girebilme ihtimali olabilir diye anlıyorum ben buradan. Çünkü hani omikronla beraber yavaşlayacak mı, artık hızı kesilecek ve böyle sönümlenip gidecek mi diye düşünülüyor belki. Bunlar da çok konuşuldu bu süre içerisinde. Ama bir yandan bakıyoruz hareketlilik devam ediyor. İşte zaten izolasyon süresi de kısaldıktan sonra insanlar iş gücüne daha çok katılmaya çalışıyor. Maske diyoruz ama bir yandan da bu hareketlilik bu kadar devam ettikçe nasıl kırılabilir ki bu hani omikronun etkisi ya da varyantın bu kadar yayılımı nasıl durdurulabilir sorusu da bir kenarda dursun. Biraz toplum bağışıklığı mı amaçlanıyor ya da diğer hani o diğer tabiriyle sürü bağışıklığı dediğimiz şey. İş buraya doğru mu gidiyor acaba ve bu bağışıklık, ya bir bağışıklık sağlayacaksa bu bize artık gerçekten yavaş yavaş sönümlenebilmesi için bir şans olabilir mi yine de? Şimdi bakın, yaklaşık 2 yıldır bu süreç içerisindeyiz ve hem toplum, hem siyasiler, hem sağlık çalışanları, hem basın çalışanları, yani herkes çok yoruldu. Çok. Bu süreç içerisinde hepimiz belirli sıkıntılar çektik, birçok sektör sıkıntı çekti. Ama burada bu süreç içerisinde benim en fazla bu süreci götüremediği diye düşündüğüm grup siyasiler. Yani politik figürler. Çünkü politik figürler en başından itibaren sanki salgını kontrol etmekten daha çok, hani salgını yönetmekten daha çok algıyı yönetmeye yönelik davrandılar. Tabii. En başından beri bu böyleydi. Ve hep hatalı demeçler, hep böyle sanki hiçbir şey yokmuşçasına, hiçbir şey yokmuş gibi davranmalar. Sonra evet, bazı hani bazı ülkeleri bunun dışında bırakıyorum. Hani bu işi ciddiye alan, bu konuda gerçekten ciddi bir biçimde üzerine eğilen, işte Çin'de çıktı ama şu anda Çin'deki olgu sayısı 200'ü geçmiyor. Yani şimdi o tür ülkeleri de koymak gerekiyor. Veya Küba aşı çalışmalarını kendisi tamamladı. Şu anda 2-3 tane aşısı var. Vatandaşlarını 2 yaşından itibaren aşılıyor gibi. Yani bu ülkeleri biraz dışarıda bırakarak. Onun dışında hep böyle bir algı yönetimiyle devam etti. Şimdi benzer süreci omikronda da görüyoruz. Ve ne yazık ki bunun basına yansıması da oluyor. Hani öyle bir değerlendirmek de gerekiyor. Çünkü sanki omikron varyantı hafif seyrediyormuş. İşte hiçbir şey olmayacakmış. İşte üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla kaybolup gidecekmiş gibi. Böyle bir eğilim oluşuyor şu anda toplumda ve bu eğilim ne yazık ki insanların daha da rahat davranmasına, kuralları daha da aldırış etmeksizin yaşamasına yol açıyor. Ve bunun hani sonucu bizlere, sağlık çalışanlarına, yansımaları sağlık çalışanlarına, yani
benim geçen haftadan bu yana, bakın pazartesi, cuma hasta yatış oranım 3 kat arttı. Hastanemizin 3 kat arttı. Yatış, bakın hastaneye yatıştan bahsediyorum. Birden 3 kat arttı. Şimdi Omikron'un önümüzdeki 2-3 aylık süre içerisinde tüm dünyada 3 milyar insanı infekte etmesi bekleniyor. Yapılan matematik modellemeleriyle eğer bu şekilde yayılırsa. Buradan neyin çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Buradan ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve şunu söylemekte fayda var. Pandemi koşullarında bizler kendimizi en kötüsüne göre ayarlayıp, önlemlerimizi en kötüsüne göre alıp, eğer işler iyi giderse buna sevinmeliyiz. Tabii, ama biz tam tersinden bakıyoruz. Sanki işler hep iyiymiş gibi bakıyoruz ama günlük ölüm sayılarımız hala 150'ler civarında. Ne yazık ki, o nedenle de bu tutumun çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. O anlamda hani Dünya Sağlık Örgütü'nün o açıklaması bence önemlidir. Evet. Önümüzdeki dönem, birkaç aylık dönem bizim için, insanlık için çok kritik. Ama sürü bağışıklığına doğru bir düşünce varsa, ben bunun sürü bağışıklığının hastalıkla oluşması değil, aşıyla oluşması taraftarıyım. Çünkü o grup içerisinden ciddi sayıda insan da ne yazık ki yaşamını yitirecektir. Böyle bir düşünce bence çok insanla özdeşen bir düşünce değildir. Aşılı bir şekilde yakalanmışsanız bu salgına, evet, hep şükrediyorsunuz ve bilime teşekkür ediyorsunuz, en çok da şükranları sunuyorsunuz. Ben kendi adıma bunu yaptım, özellikle aşı için, bu bilimin gelişmesi için çabalayan herkese de, sizlere de bir kez daha tabii ki teşekkür edelim. Siz de bilinçlendirmek için ne kadar çabalıyorsunuz. Yani bizde yapılan şey biraz virüsle müzakere gibi ama işte olmuyor, işte hocam olmuyor, olmayınca evet. Olmuyor. Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Hoşçakalın.